Merhaba sevgili yarışseverler, hepinize hayırlı haftalar dilerim. Bugün 26 Nisan 2021 günlerden pazartesi, saatlerimiz 11.27'yi gösteriyor. Hepinize yeni haftada ailenizle, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir hafta temenni ederim. Umarım yeni haftada, yeni günde her şey gönlünüzce olur arkadaşlar. Umarım şanslı kalemleri hep birlikte buluruz. Sevgili yarışseverler, bugün Bursa Osman Gazi Hipodromu'nda koşulacak 9 koşuluk bir program var. Burada ikinci altılı Ganyan analizlerimle karşınızda olacağım. Yine akşam yarışları Şanlıurfa'da koşulacak 9 koşuluk programla tamamlanacak. Bursa at yarışları analizimizin ardından Şanlıurfa at yarışları analizlerimle karşınızda olacağım. Ama öncelikle Bursa at yarışları analizlerimle karşınızdayım. Analizlerime geçmeden önce bütün arkadaşlarımızdan YouTube kanalımıza destek vermelerini istiyorum. Bu kanalımıza abone olmanızı istiyorum. Ücretsiz YouTube kanalımıza abone olursanız kanalımızın yükselmesinde sizler de katkı sahibi, sizler de pay sahibi olabilirsiniz. Ayrıca tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde almak isteyen arkadaşlarıma özel ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Sizler de ücretli WhatsApp grubumuza dahil olmak istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini bırakabilirsiniz. Aynı zamanda okangunertv@gmail.com mail adresimize telefon numarası bilgilerini paylaşabilirsiniz. Sevgili yarışseverler diyerek ben 26 Nisan 2021 Pazartesi Bursa 2. Altılı Ganyan analizime geçiyorum. Sevgili yarışseverler, Bursa'da 9 koşuluk program var demiştik. Altılı Ganyan, 2. Altılı Ganyan programın 4. koşusuyla 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1300 mesafe kum pistte koşulacak şartlı 4 yarışıyla start alacak. Burada öncelikli safkanımız, yine kalitesiyle bu grupta ön planda tuttuğum Sıh Tahan'ın torunu Kayızbert temsilcisi 2 numaralı Belalı Tumbul bugün Mehmet Akyavuz ziyaresinde bana göre rakiplerinden bir adım önde görünüyor. Yine 1 numaralı Taçsız Kral zaman zaman çok etkili yarışlar yapabiliyor. Altaha torunu 1 numaralı Taçsız Kral da bugün Mustafa Çiçek idaresinde ağır kilosuna rağmen etkili olmasını beklediğim isimdir. Yine 9 numaralı Emir Soy Kobra temsilcisi bugün Tolga Yıldız idaresinde piste çıkacak. Benim 3. şans vereceğim isim olacak. Yine 8 numaralı Akalp, eğer gününde olursa koşacağım derse bu mesafede gerçekten çok etkili bir isim. Bugün 8 numaralı Akalp'e de ben dikkat diyorum sevgili yarışseverler. Yine 6 numaralı Mor Yağmur ve 7 numaralı Rus Damat isimli safkanlar sırasıyla bu koşuda önereceğim isimlerdir. Ve Altılı Ganyan'ın ikinci ayağı 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 2000 mesafe kum pistte koşulacak handikap 17 yarışla devam edecek. Burada da 1 numaralı Süvari Angel. Her ne kadar son yarışları kötü olsa da gerçekten çok kaliteli bir safkan. Sayın Besire Gündüzeli'ne ait turbo temsilcisi Emel torunu 1 numara Süvari Angel bugün tecrübeli aprentisi Çetin Taş idaresinde öncelikle düşünülmesi gereken safkandır. Yine 7 numaralı İstan. Bu safkan da gerçekten koştuğu zaman koşacağım derse etkili koşabilen bir isim. Bugün İbrahim Halil Ketme idaresinde piste çıkacak. Son yarışında olduğu gibi, son birinciliğinde olduğu gibi bugün ikinci şans vereceğim isim olacak. Yine 4 numaralı Koray ardı ardına 2-3 güzel yarış yaptı arkadaşlar. Bugün 4 numaralı Koray da yine bu koşuda etkili olmasını beklediğim isimdir. Yine 12 numaralı Çırak, 3 numaralı Yol Kıran ve 5 numaralı Sancaktar isimli safkanlar bu koşuda dikkat edilmesi gereken isimlerdir. Ve Altılı Ganyan'ın 3. ayağı 3 yaşlı İngiliz safkanlarının
2000 mesafe kum pistte koşulacak kısa vade 6 yarışı. Son iki yarışında da sizlere bir önceki yarışı banko olarak vermiştim. Son yarışı da yine birinci şanslı isim olarak verdim. Hatta yine WhatsApp grubumuzda içimdeki altılda bir numaralı Indian Sonata'yı günün banko ismi olarak vermiştim. Son yarışında da bugün bir numaralı Indian Sonata gerçekten çok etkili bir isim. Bugün Ahmet Çelik ilk defa binecek olması biraz bana tereddüt ediyorum bu safkan için. Çünkü gerçekten ardı ardına güzel yarışları Sinan Özen idaresinde yapmıştı. Bugün Sinan Özen olsa tereddütsüz tek atacaktım. Ama bir numaralı Indian Sonata gerçekten çok güzel bir isim. Sonlarda gelip rakiplerini avlayabilir arkadaşlar. Bugün ilk şans vereceğim isim olacak. Yine son yarışlarını çok beğendiğim 3 numaralı King Is Back. Bu gruba ilk defa çıkacak olmasına rağmen gerçekten çok akışlı geliyor. Gerçekten çok kaliteli safkan izlenimi veriyor. Ve 2 numaralı Bay Artu deyip burayı 3 safkanla değerlendiriyorum. Ve altılı Ganya'nın 4. ayağı 4 ve yukarı yaşlı Arapların 1400 mesafe kum pistte koşulacak açık grup 3 yarışı 160 bin lira değerinde bir yarış. Yaklaşık son 6 yarıştır ya da 7 yarıştır sizlere hiç durmadan, sıkılmadan banko olarak veriyorum. Belki çoğu arkadaşımız hep yıkmak istiyor, hep yıkıyor ama ben kalite kalitedir diyorum. Pişe pişe geldi buralara. Arkadaşlar bu safkan hemen çıkıp da grup 1 koşmadı. Hemen çıkıp da grup 3 koşmadı. Bazı Arap safkanları gibi. Bu safkan pişe pişe. İlk önce handikap şartlı yarışlara geçti. Pardon. İlk önce şartlı yarışlar. Sonra kısa vade yarışlara. Ve sonra grup yarışlara çıktı. Ve bu safkan can kardeşlerin anneden kardeşi, bedelin kardeşi arkadaşlar. Altınıma kardeş can. Bu gruptan bana göre çok üstün, özellikle bu mesafede bu rakiplerini rahat geçebilecek güç ve kapasiteye sahip bir isim. Ben altılı Ganya'nın 4. ayağında 6 numaralı kardeş canı bu rakiplerinin yanında yine banko olarak vermek istiyorum. Son 6 koşusunda, son belki 7 koşusunda olduğu gibi bugün 6 numaralı kardeş canı Gökhan Kocakaya idaresinde günün banko ismi olarak değerlendiriyorum. Ve altılı Ganya'nın 5. ayağı 3 yaşlı Arap safkanlarının 1000 mesafe kum pistte koşulacak maiden yarışı. Bu yarışta dişilere mahsus bir yarış arkadaşlar. Burada öncelikli şans vereceğim isim yine Kurtel temsilcisi Aya Bakan torunu 8 numaralı Yeşil Elma. Bugün benim öncelikli şans vereceğim isim olacak Mahmut Turan idaresinde. Yine 1 numaralı Bengütaş Karayağız temsilcisi. Yine işlerinde dikkatimi çeken bir isim. Gerçekten çok formda bir isim. Bugün Aprantisi Mahmut Bağ idaresinde piste çıkacak 1 numaralı Bengütaş'dan ilk 2 safkan içerisinde değerlendiriyorum. Yine 6 numaralı Santigrat Özgün An temsilcisi bugün Muhammed Mirbilgin idaresinde piste çıkacak. Yine bu safkanın sahibi Sayın İsmet Turan. Yine antrene eden de yine aileden Fırat Turan arkadaşlar. Gerçekten itinayla bakılan bir isim 6 numaralı Santigrat. Bugün 3. şans vereceğim isim olacak. 3 numaralı Ehli Keyif ve 7 numaralı Sembol Tay deyip burayı 5 safkanla değerlendirdim. Ve altılı Ganya'nın kapanış koşusu son ayağına geçiyorum. Son ayak analizimden sonra yine ufak altılı Ganyan ve yedili plase analizlerimiz olacak. Son ayak analizimden sonra yine ufak altılı Ganyan ve yedili plase analizlerimi izleyebilirsiniz. Ayrıca tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde almak istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini bırakabilirsiniz. Biliyorsunuz 2 gün evvel cumartesi günü İzmir 1. altılı Ganyan analizimiz WhatsApp'ta tuttu arkadaşlar. 2600 lira veren ikramiyeyi çok rahat bir şekilde bulduk. Eğer sizler de ücretli WhatsApp grubumuza dahil olmak istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini bırakabilirsiniz. Ya da okangunertv@gmail.com mail adresimize telefon numarası bilgilerini paylaşabilirsiniz diyerek programın kapanış koşusu 4 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 2000
mesafe kum pistte koşulacak. Handikap 15 yarışına geçiyorum. Burada yine kalitesine inandığım 8 numaralı Archie. Bugün benim ilk şans vereceğim isim olacak. Yine Belmont temsilcisi 800 numaralı Archie. Bu safkana sık rakip olmasını beklediğim Victor Gallop temsilcisi, özellikle Prenses Göksu'nun tayı 7 numaralı Oğlum Anıl'da son yarışında dikkatimi çeken isim oldu. Bugün Gökhan Kocakaya idaresinde piste çıktığını görüyorum. Bugün bu safkanda dikkat diyerek ikinci şanslı isim olarak önereceğim 11 numaralı Frankenstein. Ne zaman ne yapacağı belli olmayacak nitelikte bir safkan arkadaşlar. Reydi Kafe temsilcisi bugün Yunus Emre Yüksel idaresinde 50,5 kilo sikletini avantaja çevirebilir. Ve son isim olarak da ekür safkanlardan 1 numaralı Flash Forward Çetin Taş idaresinde 4. şanslı isim olarak öneriyorum. Yine bütçemiz varsa, durumumuz varsa 5 numaralı Oğlum Barış'ta buraya ilave edebiliriz. Arkadaşlar ben ufak altılı ganyan analizime geçiyorum. Ufak altılı ganyanlarda şu şekilde bir değerlendirmem olacak. Altılı ganyanın ilk ayağında 2 numaralı Belalı Tumbul, 1 numaralı Taçsız Kral, 9 numaralı Emir Soy, 8 numaralı Akalp, 6 numaralı Mor Yağmur ve 7 numaralı Rus Damat şeklinde değerlendireceğim. Altılı ganyanın ikinci ayağında 1 numaralı Süvari Angel, 7 numaralı İstan, 4 numaralı Koray, 12 numaralı Çırak ve 3 numaralı Yol Kran şeklinde değerlendireceğim. Altılı ganyanın 3. ayağında 1 numaralı Indian Sonata isimli safkanı günün banko ismi olarak vereceğim. Altılı ganyanın 4. ayağında 6 numaralı Kardeş Çanı yine günün banko ismi olarak öneriyorum. Altılı ganyanın 5. ayağında 8 numaralı Yeşil Elma, 1 numaralı Bengütaş, 6 numaralı Santigrat, 3 numaralı Ehli Keyif ve 7 numaralı Semboltay isimli safkanları sırasıyla öneriyorum. Ve programın kapanış koşusu altılı ganyanın son ayağında 800 numaralı Archie, 7 numaralı Oğlum Anıl, 11 numaralı Frankenstein, 1 numaralı Flash Forward ve 5 numaralı Oğlum Barış isimli safkanları sırasıyla değerlendiriyorum ve Yedili Plase analizlerime geçiyorum. Yedili Plase programın 3. koşusu 3 yaşlı İngilizlerin 1400 mesafe kum pistte koşulacak. Handikap 15 yarışta başlayacak. Ben Yedili Plase'nin ilk ayağında, özellikle hayatının 2. koşusunda gerçekten önlerde kurduğu tempoyla çok rahat ve dereceli bir yarış kazanan 1400'ü 1.26.67 gibi bir derece ile yarış kazanan 5 numaralı Maratoncu isimli safkanı Sinan Çetin idaresinde günün banko ismi olarak değerlendiriyorum. Yedili PSM'imizin ikinci ayağında 2 numaralı Belalı Tumbul, 1 numaralı Taçsız Kral, 9 numaralı Emir Soy, 8 numaralı Akalp ve 6 numaralı Mor Yağmur isimli safkanlara yer vereceğim. Yedili PSM'imizin 3. ayağında 1 numaralı Süvari Angel, 7 numaralı İstan ve 4 numaralı Koray bana yeterli gibi geliyor bu koşuya. Yedili PSM'imizin 4. ayağında 1 numaralı Indian Sonata banko ismimiz olacak. Yedili PSM'imizin 5. ayağında 6 numaralı Kardeş Can geçilmez safkanımızdı. Ve Yedili PSM'imizin 6. ayağında 8 numaralı Yeşil Elma, 1 numaralı Bengütaş, 6 numaralı Santigrat ve 3 numaralı Ehli Keyif isimli safkanlara yer vereceğim. Ve Yedili PSM'imizin kapanış koşusu, Yedili PSM'imizin son ayağında 8 numaralı Archie, 7 numaralı Oğlum Anıl isimli safkanlar bu koşuda bana göre yeterli olacaktır gibi görünüyor sevgili yarışseverler. Hepinize çok teşekkür ederim. Hepinize, ailenizle, sevdiklerinizle birlikte çok güzel bir hafta temenni ederim. Ve hepinize bol şanslar dilerim sevgili yarışseverler. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize, ailenizle sağlık, mutluluk ve huzur temenni ediyorum. Görüşmek üzere. Esen kalın arkadaşlar.